Benzemez Kimse Sana programı sosyal medyada gündem oldu. Müzik eğlence programı olarak öne çıkan Benzemez Kimse Sana'da dün akşam çok ilginç anlar yaşandı. Canlı olarak yayınlanan programın konuğu Yıldız Tilbe'ydi. Yıldız Tilbe şarkılarıyla hayranlarını bir kez daha coşturdu. Bülent Ersoy ve Mustafa Keser ikilisinin konuk ağırlayarak devam ettiği program sosyal medyada ise en çok konuşulan konulardan birisi oldu. Bülent Ersoy'un program sırasında konuşmakta zorluk yaşaması ve alkol alarak ekrana çıktığı yönünde eleştiriler yapıldı. Ünlü sanatçı alkol almadığını bu eleştiriler üzerine canlı yayında açıklamak durumunda kaldı. Twitter ortamında gündemin en çok konuşulan konusu da olan benzemez kimse sana uzun süre sosyal medyanın gündeminden düşmedi. Star ekranlarında, benzemez kimse bize, müzik ve eğlence dolu bir bölümle herkesi ekran başına kilitledi. Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in eşsiz yorumuyla söylenen şarkı ve türküler hem eğlendirdi hem de duygu dolu bir geceye imza attı. Programın ilk bölüm konuğu olan Yıldız Tilbe ise, dillerden düşmeyen şarkılarıyla ve muhteşem enerjisiyle keyif dolu bir gece yaşattı. Starda canlı olarak ekrana gelen ve yapımcılığını Pol Production by Polat Yağcı'nın üstlendiği, Benzemez Kimse Bize, sürprizlerle dolu bir bölümle başladı. Programın ilk bölüm konuğu ise milyonların sevdiği ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe oldu. Bülent Ersoy ve Mustafa Keser programın açılışında birlikte düet yaptı. Birlikte söyledikleri şarkının ardından söz alan diva Bülent Ersoy, Mustafa Keser ile program yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek "Seni çok istedim." Mustafa Keser çok önemli bir müzik adamı ve repertuar ustasıdır. Çoğu eserlerde şarkıyı okurken makamın seyrini çok iyi bilir. "Çok mutluyum." dedi. Bülent Ersoy ve Mustafa Keser ile birlikte müzik ziyafeti veren Yıldız Tilbe, sevilen şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Uzun bir aradan sonra ilk kez canlı yayınla ekrana çıkan Yıldız Tilbe, benzemez kimse bize de unutulmaz anlar yaşattı. Büyük bir coşkuyla sahneye çıkan Tilbe, ilk olarak milyonların ezbere bildiği Emi isimli şarkısını söyledi. Hakkında sosyal medyada çıkan eleştirilerle ilgili konuşan Bülent Ersoy, ben sosyal medyadan çok anlamıyorum. Soruyorum ne dediklerini. Çok heyecanlıyım ve bu da davranışlarıma yansıyor. İlk mektep talebesi gibi. Acaba her şeyimle beğendirebilecek miyim diye düşünüyorum. Seyircinin karşısında her zaman heyecanlanırım. İzleyicilerin görüşlerine her zaman saygı duydum ve duyarım. Onların sayesinde buradayım dedi. Bülent Ersoy'un sosyal medyada viral olan içimden geldi sözleri herkesi kahkahaya boğdu. Sosyal medyada dolaşan en komik videolar derlenerek Bülent Ersoy'a izletilince komik anlar yaşandı. Yıldız Tilbe'nin bilinmeyen bir huyunu ortaya çıkaran Bülent Ersoy, ünlü şarkıcının programlardan sonra giyindiği elbiseleri kestiğini söyledi. Daha sonra eline makas alan Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe'nin elbisesinden bir parça kesti. Benzemez kimse bize, her pazar canlı yayınla star'da. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.